Evet değerli izleyenler, Bandırma'ya bağlı Misakça köyünde devam ediyoruz sizler için röportajlara. Şu anda yanımda 24-25-26. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Avukat Sayın Namık Avukça var. Ve tabii köyümüzün muhtarı Sayın Refik Öztürk de yanımızda bulunuyor. Önce ben Sayın Vekilinden başlamak istiyorum. Köyünüze geldik. Hoş geldiniz. Uzun süre sonra. Hoş geldiniz. Biz çok seviyoruz Misakça'yı. Önce biraz Misakça'dan bahsedelim. Evet. Misakça'da yıllarınız geçti. Ne düşünüyorsunuz Misakça hakkında? Evet, hocam öncelikle hoş geldiniz. Misakça köyü bizim tabii baba ocağımız, atalarımızın, dedelerimizin Selanik'ten 100 yıl önce gelip yerleştikleri topraklar. İnşallah sizleri mübadelenin seneye 2024 yılı, bu sene 100. yılı mübadelenin. Evet. Tabii dolayısıyla onun da etkinlikleri yapacağız. Sizleri o zaman da burada ağırlamaktan mutluyuz. Diyoruz. Tabii Misakça köyü değerli muhtarım da la birlikte çok önemli, çok güzel doğa cenneti bir yer olmakla birlikte ama çevresel tehditlerin de yaşandığı yerler. İşte sizler de yakın tanıksınız. Burası Erdek Körfezi. Gönen Çayı'nın yaklaşık 100 kilometre sonra Erdek Körfezi'nde denizde buluştuğu yer. Gönen Çayı'nın yıllarda bizim en büyük güzel tehdit eden çevresel kirliliklerden bir tanesi Gönen Çayı'nın kirliliği. Gönen'in işte etrafındaki sanayi atıklarının arıtmasız bırakılması. Burada sadece çayın suyunun kirlenmesiyle ilgili mesele değil hocam. En önemli mesele Erdek Körfezi'nde yaşayan canlı popülasyonunu, balık popülasyonunu, deniz popülasyonunu etkilemesi, yok etmesi. İşte burada, burası bir pina cenneti, pina tarlaları. Burası kalkan balıklarının, yılan balıklarının, levrek balıklarının, işte meşhur kefal balıklarının kuluçka merkezi burası. Dolayısıyla onu tehdit ediyor. Dolayısıyla bizim burada işte muhtarımla birlikte bizim şurada hazineye ait olan, mere olan sulak alanlarımız var. O sulak alanlarda envai çeşit flamingoların yaşadığı, kuş çeşitlerinin yaşadığı çok önemli bir ekolojik merkez burası. Ve tabii onunla da ilgili muhtarımızla birlikte üniversitemizde de, Bandırma Üniversitemizde de görüştük. Burayı bir kuş gözlem merkezi, bir yaşam alanı olarak bir değerlendirmekle ilgili çalışmalar da var. Ve şüphesiz tabii limanımız, burası Güney Marmara Erdek'in karşısında tek balıkçılarımızın, denizcilerimizin barınabildiği bir alan burası. Evet. İşte görüyorsunuz bakın şu anda belli bir noktaları dolmuş vaziyette, kirlenmiş vaziyette, dip dolmuş vaziyette. Dolayısıyla büyük tekliflerin girmesi olanaksız hale gelmiş. Onun dışında tabii köylülerimizin hep bildiğimiz genel politikalardan kaynaklanan üretimsel sorunları var. Evet. İşte çeltik fiyatlarının, tarım girdilerinin yüksek olması, zeytin ilaçlayacak ilaç fiyatları anormal yükselmiş vaziyette. İşte tarlasını sürecek, zeytini sürecek mazot fiyatları anormal yükselmiş vaziyette. Dolayısıyla ama şunu söyleyebilirim, bütün bunlara rağmen bu topraklar gerçekten devletimizin gerekli desteği vermesi noktası, verdiği noktada Balıkesir'i değil Marmara bölgesini doyuracak potansiyele sahip verimli topraklar. Ve köylerimizde özverili diyorlar ki devletimiz bize imkan sağlasın, biz Türkiye'yi doyuralım noktasındalar. Ben de bu köyde burada size gelirken de ifade ettim. Köyden yetişmiş, işte üniversiteler okumuş gelmiş ve buradan yetişmiş bir şey olarak köyümü ben çok seviyorum. Buraya gelirken çocukluk anılarımıza, atalarımızın, dedelerimizin anılarını yeniliyoruz. Dolayısıyla bu duygularımı bir de ifade etmiş oldum. Evet. Muhtarım az önce de görüştük. Evet. Çok çalışkan bir köy. Huzurlu bir köy dediniz. Aynen. Sayın Vekilim de anlattı. Aynen. Size birkaç cümle ekler misiniz buna? Evet. Valla Sayın Vekilim'in dediği gibi girdilerimiz, yani tarımsal anlamda girdilerimiz biraz pahalı. Mazot 41 lira oldu. İşte ilaçlarımız az safhaya geldi yani. İşte çeltik fiyatları biraz kımıldar gibi oldu. Biraz memnun eder gibi oldu bugünlerde. Ama geçen mesela harman zamanı kötüydü. Biz de harmanda ihtiyaçtan dolayı satıyoruz. Onun için ama bugünlerde güzel gibi duruyor.
İnşallah bundan sonra da böyle olur. İleriz devam eder. İleriz bu devam eder. Durum. Evet. Tabii Sayın Hüküm, sizi bulmuşken politikada konuşacağız. Yeni bir seçime gidiyoruz. 31 Mart seçimlerine gidiyoruz. Çok çeşitli dalgalanmalar var siyasette. Önce Balıkesir'den başlayalım. Sayın Ahmet Akın, Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir adayı. Sayın Yücel Yılmaz, Adalet ve Kalkınma Partisi adayı ve son olarak da İyi Parti adayı olarak Turhan Çömez açıklandı. Bu dengeleri nasıl değiştiriyor? Ne düşünüyorsunuz Büyükşehir Belediye Başkanları evet. seçimi nasıl olur? Öncelikle şunun altını ifade etmek isterim. Sayın Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin rozetiyle değil, Balıkesir'de hizmete susamış olan herkesin adayı olarak biz bir devlet adamı profiliyle Sayın Ahmet Akın'ı adaylaştırdı partimiz. Şunun altını çizmek istiyorum. Ahmet Akın 8 yıl yaklaşık 8-9 yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliği yapmış. Bir defa devlet tecrübesi olan ve büyük bütçeleri yöneten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devletin her türlü olanaklarını, imkanlarını gören bir arkadaşımız olarak Balıkesir'de ben başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Bunun yanı sıra tabii ifade ettiğiniz kazanmakla ilgili tablo nedir? Tabii şunu görüyorum şu anda. Size daha önce de ifade etmiştim. Karşımızda hocam 25 yıllık yaklaşık bir tek parti iktidarı var karşımızda. Ve bunlar Türkiye'de şu anda ne istiyorlarsa hiçbir engel olmaksızın parlamentoda istediği yasayı çıkarıyor, istediği her şeyi yapabiliyor. Maddi, manevi, sosyal, ekonomik, kültürel, siyasal en güçlü durumdalar. Ve son anayasa değişikliğinden sonra da bu tek adamcı rejime giden Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğimiz aslında fiili başkanlık sistemine giden bu kontrolsüz, dengesiz ve denetleyemeyen gücünü yerel yönetimlerde bir nebze de olsa muhalefet partileri işte İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Tekirdağ yaklaşık Türkiye nüfusunun %60'a yakınını Cumhuriyet Halk Partili ya da muhalefet belediyeleriyle bir anlamda siyasi iktidarın bu kontrolsüz gücünü dengeleyen ve denetleyen bir işleve de sahip aslında. Bu demokrasimiz açısından evet. bulunmaz bir nimet. Nimet. Şimdi tabii Balıkesir'e geldiğimizde Sayın Ahmet Akın'la Yücel Yılmaz arasında geçeceği düşünülen bu seçimlerde AK Parti adayıyla CHP adayı arasındaki mücadelenin üçüncü bir aktörü de Sayın Çömez ortaya çıktı. Tabii Sayın Akşener'in hangi sahikle bunu yaptığını ben yorumlamaya çalışıyorum ama gördüğüm tablo şu. Az önce ifade ettim. Karşımızda büyük bir güç var, genel bir iktidar var. Bunu denetleyecek olan, yerel yönetimlerde dengeleyecek olan, kontrol edecek bir yerel iktidar var. Evet. Şimdi Sayın Akşener'in bu hamlesi karşımızdaki iktidarı güçlendiriyor mu? Yoksa demokrasi cephesine mi güç sağlıyor? Bence ikincisi. Yani Sayın Akşener'in bu hamlesi bir defa doğrudan Tayyip Erdoğan'ın iktidar gücüne destek olan bir sonuç ortaya koyacak. Tablo ortaya koyacak. Ama şunu görüyorum ben Balıkesir'de. Tabii seçmenimiz artık bizim en az bizim kadar her şeyi görüyor. Yani işte Sayın Muhtarım ifade etti. Köylülerimiz ifade ediyor. Şimdi aslında Balıkesir'de biz yarışın bu mücadelenin Sayın Yücel Yılmaz'la Ahmet Akın arasında geçeceğini biliyoruz. Sayın Turan Çömez iyi bir arkadaşımız, bizim de köylümüz, saygı duyduğumuz bir siyasetçi ve görüşüyoruz da Ankara'da sık sık. Ama matematik ortada, seçim atmosferi ortada. Dolayısıyla ben İyi Parti'ye de oy veren seçmenimizin, onun da gönüldaşları var, görüşüyoruz arkadaşlarla. Hoş geldiniz. Bizim netice itibariyle seçim atmosferi daha tabii 2,5 aya yakın bir zaman var. İşte bakıyorum 20 Şubat'ta YSK'ya verilecek olan listeler var, kesin listeler. Ben seçmenimizin sandıkta sağduyuyla, akılla, akıl yürüterek sandıkta Ahmet Akın'ın muhalefet adayı olarak Ahmet Akın'ın kazanmasının arkasında irade koyacağına inanıyorum. Evet. Efendim yarın Cumhuriyet Halk Partisi büyük olasılıkla
Güney Marmara, işte Bandırma, Erdek adayları açıklanacak. Ne düşünüyorsunuz Bandırma, Erdek adayları kim olacak demiyorum tabii ona, evet. Merkez Karar Yönetim Kurulu karar verecek. Ne düşünüyorsunuz Bandırma, Erdek ne durumda? Tabii Bandırma, Erdek denildiğinde tabii bizim yüreğimiz şey yapıyor. Çünkü hepsi bizim yakın arkadaşlarımız, tabii, tabii. Dostlarımız. Bandırma'da bütün belediye başkanlarımızla biz geçmişte görev yapan, birlikte görev yaptığımız arkadaşlarımız. Tabii Bandırma'da 15 yıllık bir sosyal demokrat iktidar var. Evet. Ve şu anda da son 2023 milletvekilliği seçimlerindeki aritmetik seçmen bizim aldığımız oy oranları İYİ Parti'nin desteği olmasa da Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının seçimi kazanacağını gösteriyor. Tabii ikinci soru şu, kiminle ki aday olacak? Tabii mevcut partimizin gerek MYK'sı gerekse parti meclisi şöyle bir karar aldı aday belirlemede. Her ne kadar Sayın Özgür Özel kurultayda ön seçim sözü verdiyse de henüz partinin altyapısının buna uygun hale getiremediği gerekçesiyle parti meclisinde bu kararı şeye dönüştürdüler. Anketlerde memnuniyet anketleriyle. Sayın Tolga Tosun Bandırma Belediye Başkanımız, değerli kardeşimiz, tabii yaptığı icraat ortada, performansı ortada ve iki kez anketlerle bunlar değerlendirildi. Yarın tabii dediğiniz gibi biz de çok büyük merak ediyoruz. Sayın Dursun Mirza keza aynı şekilde 5 yıl önemli hizmetlerde bulundu Bandırma'mızda. O da aday olarak duruyor. Sayın Metin Ok, eski ilçe başkanımız, Sayın Selim Panç, o da eski ilçe başkanımız, meclis üyemiz, o da çok iddialı. O hepsi iddialı arkadaşlarımızın. Tabii zor durumda olan bizleriz, sizlersiniz. Evet. Tabii bizim hani ben şunu söylüyorum, ya keşke milletvekili gibi olsa da 1, 2, 3, 4 diye sıralasak. Evet. Ama öyle bir imkanı yok. Belediye başkanı bir tane alıyor. Ama şuna inanıyorum ben. Tabii her ne kadar kamuoyuna bir gerginlik, işte Tolga'yla Dursun diğer adaylar arasında bir gerginlik olduğu yansıtılsa da biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak esas mücadelenin aday belirlendikten sonra seçimleri kazanma noktasında AK Parti'ye karşı, AKP'ye karşı bir mücadele sergilememiz gerekiyor. Ben yarın parti meclisinde kriterin, az önce söyledim, Bandırma'da ikinci bir anket yapıldığını ben biliyorum. Onun sonuçları ve diğer tabii parametrelerde, buraya gelen heyetler var biliyorsunuz Bandırma'ya. Evet. Erdek'e de geldi. Evet, evet. Erdek'te de aynı şeyler geçerli. Evet, evet. Tabii enteresan bir seçim yaşayacağız. Tabii bu sadece yetmiyor. İYİ Parti'nin buradaki Balıkesir'de az önce değerlendirdiğimiz konular da Bandırma'da geçerli. Erdek'te de geçerli. Onun da ne olacağını bilmiyoruz. Evet. Dolayısıyla tabii biz de siyasi bir aktör olarak biz de sahadayız. İşte dün Sayın Ahmet Akın'la beraber Susurluk'ta çalışmalara katıldık. Seçim çalışmaları ama ben sokakta şunu görüyorum halkta. Gerçekten halkımız büyük bir yoksulluk çekiyor. Büyük bir ekonomik darboğaz çekiyor. Ben bu siyasi iktidarı, bu yerel seçimlerin halkımızın, seçmenimizin bir önemli bir demokrasi gücü olarak yerel yönetimleri değerlendireceğini düşünüyorum açıkçası. Evet efendim. Yarın o zaman bekliyoruz. 24 saatten az kaldı. Siz de merak ediyorsunuz. Biz de merak ediyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Rica ederim. Rica ederim. Evet değerli izleyenler. 24-25-26. Dönem Balıkesir Milletvekili Sayın Namık Havuççan'ın siyasal anlamda son günlerde yaşanan olayla ilgili düşüncelerini de aldık. Hoşçakalın.